Ingmar Bergman'ın yazıp yönettiği 1978 yapımı Adım Sonata, Güz Sonatı, bir piyanist ve onunla yıllar sonra yeniden karşılaşan kızını konu ediniyor. Bu karşılaşma sonrasında kızının sevgisiz büyümesinin sonucunu gören piyanist anne, acı dolu hesaplaşmanın ortasında buluyor kendini. Istiyorsun. Ne vill jag veta din? Du gör ont redan. Nej, jag är ledsen därför att du tydligen inte tycker det är mödan värt att tala om för mig hur du själv ser på just det här bröllopet. Nåja, om du absolut vill. 1 saat 40 dakikalık uzunluğuyla bizleri karşılayan Güz Sonatı, 8 virgül 2'lik puanla İsveçli yönetmen Bergman'ın 7. Mühür, Yaban Çilekleri ve Persona gibi başarılı filmlerinden biri. Ayrıca film içerisinde Bergman'ın imzasını görebileceğimiz birçok sahnede mevcut. Bu sahneleri özellikle Persona'da görmüştük. Eva, Victor'la olan birlikteliğinden doğan çocuğunu henüz 4 yaşındayken kaybetmiş bir annedir. Bundan dolayı Victor ve Eva'nın ruhsal moralleri çok da iyi değildir. Aynı zamanda Eva'nın annesi Harlot çocukluğundan bu yana kızını fazlasıyla ihmal etmiştir. Bir köy papazı olan Victor ve onun genç karısı Eva'nın evine gelen bu piyanist Charlotte bir süreliğine burada kalmak ister. Vad häpnadsväckande billig. Tycker du inte den ganska snygg? Den är mycket vacker. Du, nu ska vi packa upp. Hjälp mig med den där väskan. Är du snäll? Jag har så förbaskat ont i ryggen. Ah, tror att man kan hitta en träskiva att lägga under madrassen. Jag måste ligga hårt som du vet. Finns det? Engelli kız kardeşini bakım evinden alınmış olduğunu gören Harlot, Eva'nın kız kardeşine baktığını görünce sevinir. Ama bu durumdan mutlu değildir annemiz. Çünkü kendisi bu kızıyla ilgilenmek istememiş ve kendisini bakım evine göndermiştir Elena'yı. Eva ise bunları biliyordur fakat hep her zamanki gibi içine atmıştır. Eva'nın yaşadığı olayların filmin ortasına kadar anlamıyoruz. Çünkü Eva hep sakinliğini ve saflığını koruyarak annesine hizmet etmeyi seven bir kızmış gibi görünüyor bizlere. Ama filmin ikinci yarısı ise bu düşüncelerimizin aksini yansıtıyor bizlere. Bu dakikalardan sonra alkolü kaçırmış olan Eva, içinde tuttuğu ne varsa annesine bir bir anlatmaya başlıyor. Kızının sevgisiz büyüdüğünü Victor dile getirmiş olsa da Eva'dan bunları duymak kadının canını yakmaya başlar. Eva, sevgisiz büyümenin bununla birlikte merhametten yoksun yaşamanın zorluklarını anlatırken, aynı zamanda kız kardeşinin neden hasta olduğunu annesine açıklamaya başlar. Sesler yükseldikçe yükselir ve Victor da bunlara kulak misafiri olur. Burada üzücü ve sarsıcı bir gerçeği öğreniriz. Harlot, kocasını uzun bir süre aldatmıştır. Eva ise annesi bu sürede şehir dışında olduğu için babasıyla birlikte annesinden gelen mektupları okumaktadır. Bu sıralarda hayatından gayet memnun olan piyanist annenin geride bıraktığı bir adam ve ihmal ettiği iki kızı vardır. Bergman bu süre zarfında 40 dakikalık bir geceyle bizleri ağırlıyor. Burada anne ve kızı hakkında her şeyi öğreniyoruz. Acısını bastıran ve hapsettiği duygularıyla yeniden annesine sevgi besleyebilen bir kadının içindeki çığlıkları yakından duyabiliyoruz. Her şeye karşın annesinin onu sevmediğini düşünmesine bile şaşırıyor Eva. Sevdiğini söylüyor ama aynı şekilde sevilemediği için sürekli bir şeylerin eksikliğini hissediyor. Bir çocuğu oluyor ve onu da alabildiğini seviyor fakat çocuk da ölüyor. Bundan dolayı istediği gibi sevilemiyor genç kadın. Hatta kocasıyla bile severek evlenmediğini açıklıyor. İçindeki sevgi boşluğu böylesine genişlemişken Eva artık yeter dercesine annesine her şeyi açıklamaya başlıyor. Kadın da bu saldırılara bir gece bile dayanamıyor ve ertesi sabah bulduğu ilk trenle şehri terk ediyor. Yine bir başına, yine kendiyle kalıyor Eva. Sonra da ölen oğlunun mezarına gidiyor. O sıralarda ise Victor Helena'yı sakinleştirmeye çalışıyor. Yine bütün saflığı ve naifliğiyle annesine bir mektup yazıyor Eva. Onu kırdığı için üzgün olduğunu bildiren bir mektup bu. Oysa annesinin bunlar da umurunda değil. Ama mektubu son okuyansa Victor oluyor ve karısının müthiş iyi niyetini yeniden görüyor. Ve belki de bir kez daha ona aşık oluyor. Kära mamma. Jag har förstått att jag gjorde fel mot dig. Film bu şekilde ilerlerken izleyen yavaşça dingin bir denize kendini bırakmış gibi hissediyor. Arada bir dalgalar şiddetini arttırsa da derine indikçe daha da çok detay görünüyor. En sonunda da başladığınız yere adım atıyorsunuz. Bu şekilde iki karakter arasında dönen yaşam hikayesi 1,5 saate sığabiliyor. Buna ne dersek diyelim ama kendimizi yönetmenin sadeliğin olan müthiş ilgisine ve diyalogların sıkmayan akıcılığına borçlu saymalıyız. Jag kan inte säga det på ett sånt sätt att hon tror mig. Jag saknar de rätta orden.
Ayrıca bütün filmin bir evde, söz konusu olayların da bir masanın üzerinde açığa kavuşmasıyla yönetmen zekasının mekan sınırlarını ortadan kaldırabilecek bir güçte olduğunu görmüş olduk. Her ne kadar tek mekan altında geçen filmlere ön yargıyla bakan insanlar olsa da bu riski çok iyi kurtaran yönetmenler de var. Berman gibi. Berman'ın kronolojik olarak filmlerini izlemek doğru bir seçim olacaktır. Bunun için her filmini özel olarak incelemesini yapıp ardından bu filmlerin toplu listesini yapmayı düşünüyorum. Ama önceliğim tek tek ilerlemek olacak tabii ki. Çünkü yönetmenin kafasındaki dünyaya tek tek farklı pencerelerden bakarak yönetmeni anlamak yaklaşılacak doğru davranışlardan biri olabilecektir kanımca. Bu filmde özetle sevgisiz ve ilgisiz büyümenin bir insanda bırakacağı yıkımlara Eva ile birlikte eşlik ettik. Ardından bu tarafın karşısında olursak ne gibi bir yıkımlara maruz kalacağımızı da görmüş olduk. Bununla birlikte de umursamaz bir insan olsaydık kaçmanın akıllıca gözükeceğini anladık. Ama doğru tavrın nasıl olacağını bildiğimiz için bu tarz ilişkiler bize pek de uzak gelmedi. Yani hepimizin tanık olduğu ve belki de doğru düzgün konuşmaya fırsat bulamadığı ilişkilerimiz. Jag vet inte vad som det här brevet når fram till dig.